Hikmet Genç. Ekrem'in Ak Partilerle İmtihanı. Ne demişti İmamoğlu? İmkan olsa 16 milyon insanla konuşsam, her birini tek tek ikna edebilirim diye geliyor bana. Derken ikna turlarına başladı. Çarşı Pazar geziyor. Erzurumlu bir dadaşa rastlıyor. Abi diyor ki, ben size oy vermem. Ak Partiliyim. Erdoğan'ı tutuyorum. İmamoğlu ikna etmekten vazgeçiyor ve Oy istemiyorum. Bizim aramızı oy mu oy pozamaz. Cah kebabı yiyeceğiz diyor. Ardından başka bir yerde bir teyze ile karşılaşıyor. Teyze bunun CHP adayı olduğunu duyunca uzaklaşıyor. İmamoğlu ama teyze böreğini yiyecektim diyor. İkna turları ya Cah kebabı ya börek ya da mantı muhabbetiyle bitiyor. Başka bir teyze Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğunu öğrenince aman 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 diyor. Bir diğeri CHP olduğunu anlayınca aman 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 diye uzaklaşıyor. Teyze çabucak uzaklaşınca İmamoğlu bari böreğini mantını yeseydik bile diyemiyor. Bir abla da cebinde Erdoğan'ın fotoğrafının olduğunu broşür çıkarıp İmamoğlu'nun gözüne tutuyor. İmamoğlu da tamam 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 diyor. Bu kaçıncı oldu bilemiyorum ama vatandaş ayar verip duruyor. Hatta öyle bir hale geldi ki AK Partili vatandaşlara olsun tamam evet Allah razı olsun. O seçimde Erdoğan'a oy verirsin demeye başladı İmamoğlu. 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim diyordu. Ne demişler? Büyük lokmayı büyük söz söyleme. İmamoğlu biraz daha gezerse AK Partili olacak gibi. O kadar yumuşak, münif, dingin biri ki. Nereden nereye? Polis karakolunu basıp hakaretler savurarak polisi dışarıya düelloya davet ettiği o günler geliyor insanın aklına. Nasıl dişini sıkıyorsa mübarek. O tosun bu da kosun. Fasulyeye bayılırdı. Leblebiyi çok severdi. Havaya atıp ağzıyla yakalamaya çalışırdı. Muskası vardı. Rakı içerdi, zihnini dinlendirme aracıydı falan deyip 2500'den sattı 1881 adedi. Alan razı, veren razı. Ne diyelim? Aferin size. Seneye özel basın boncuklusunu bekliyoruz. En az 5000 lira olmalı. Başka atraksiyonlar da deneyin ama Mesela aynı kitabın ciltlerini yazar tükrüğüyle yapıştırsın. Koy üstüne 25 bin lira, bir saatte tükensin. Çiftlik banktaki inekli yumurtalı tosun, bu da cilt cilt kosun. Kıymetini bilin. Hikmet Genç Akşam Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.